Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek, yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz. Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere. Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları. Küçük Pascal her günkü mavi kazayla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı. Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda. Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğrafları ile süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi? Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonu mu?" "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkı silini çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi? Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar. Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi hademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi. Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı topal bir adam görür. Bir süre
Şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diler. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler. Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı, ipi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!" Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "balonum, özledim seni" der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar. Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine. Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.